Efendim, teknoloji ve perakendenin buluştuğu bir kuruluşun genel müdürüyle birlikteyiz. Bülent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şener Bey. Teknosa genel müdürü. Gerçekten ikisi de hayatımızın bir parçası. Öyle teknoloji olur. Herkesin konuştuğu, neredeyse ev sohbetlerine, işte dost sohbetlerine kadar giren bir konu. Perakende de çok merak ettiğimiz bir şey. Ne kadar satılıyor, nasıl satılıyor? Ve perakendeyi en iyi bilen isimlerden birisiniz. Eksik aslında. Olmayın. Her alanda varsınız yani, değil mi? Böyle baktığımda yani kadınla ilgili vesaire bir sürü alanda perakendenin her alanından bir şekilde tutunmuşsunuz. Tutunduk, evet. Türkiye'de evet. Perakende ile ilgili eğer bir söyleşi yapılsa sizinle yapılmalı. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Evet, söyledik şimdi. Dedik ki teknoloji ve perakende. Nasıl gidiyor? Öncelikle satışlarınız nasıl? İyi mi? Moraliniz yerinde mi? Durum nasıl? Oradan evet, başlayalım. Çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için Celal Bey. Aslında bizim teknoloji olarak şöyle bir farkımız var. Dediğiniz gibi yani biz perakendeye çok teknoloji girdi. Perakendenin içine şirketlere. Bir de biz bir yandan bir teknoloji şirketi gibi de algılanıyoruz. Dolayısıyla bu da bize hakikaten çok gurur veriyor müşterilerimiz tarafından. Bir teknoloji perakendesi. Ürünümüz de teknolojik. İş yapış şeklimiz de teknolojik. Dediğiniz gibi teknoloji artık hayatımızın her anında, her yerinde. Şöyle bu sene biraz sektörden bahsedecek olursak, sektör aslında çok hızlı büyümedi. Geçtiğimiz yıllarda bizim sektörümüz 2018 60 milyarlık bir pazar bizim elektronik perakendesi. Geçen sene %10 büyümüştü. Fakat bu sene ilk 8 ayda büyüme %2 ile sınırlı kaldı maalesef. Ve biraz büyüyeceği kadar büyüdüğü için biraz da durgunluk dedi. Biraz da durgunluk, bravo. Biraz da büyüyeceği kadar durduğu için. Tabii bu gelen ek vergiler, tüketici finansmanındaki o kısıtlamalar falan tabii biraz sonra cep telefonu tarafını olumsuz etkiledi ama bu artık son 4 aylar bizim bu Eylül'den Aralık'a kadar olan en hareketli dönemlere girdik. Tabii burada biraz şu anda ekonominin de biraz kurların yavaş seyrediyor olması, enflasyonun düşüyor olması artı kredi faizlerinin düşmüş olması bu son 4 aya bir hareket getirdi doğrusu. Şimdi o son 4 ayda hareket de bekleniyor. Tüketici de sizi bekliyor. Birbiri ardına kampanyalar oluyor. Evet. Böyle hani ölümüne kampanyalar oluyor. Var mı öyle şeyler? Burada açıklayın işte fırsatken. Var tabii. Tüketici bekliyordur şimdi zaten. Tabii evet. Ya zaten kampanyasız olmuyor. Mutlaka kampanyalar yapılması gerekiyor. Şimdi Kasım ayındayız. Bu hepimiz meraklı bu Teknocuma'yı bekliyoruz bu ayın 29'u hepimiz bekliyoruz. Dolayısıyla çok yoğun kampanyalar var. Hem Teknosa'da hem tabii tüm ne sektörde. Ne olacak Teknocuma'da 29 Kasım'da ne olacak? Evet, çok sürpriz büyük indirimler müşterilerimizi bekliyor. Büyük indirimler. Kuyruklar vesaire oluyor değil mi? O yani kuyruklar oluyor tabii. Özellikle Amerika'da çok böyle yoğun kuyruklar oluyor ama Türkiye'de biraz aslında o anlamda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Yani firmalar o anlamda çok kuyruklar yapıp da tüketiciyi de çok mağdur etmemeye çalışıyorlar. Hele biz hiç yapmamaya çalışıyoruz ama özellikle web sitelerine tabii çok yoğun bir akın olacak o gün. 29 Kasım günü. Ama hareketli, cıvıl cıvıl bir hafta. Sadece 29 Ekim haftası değil aslında. Birçok kampanya biz de öyle. 22 Kasım'dan itibaren kampanyalar sizi takip aynen. Etmekte. Aynen. Tekno Cuma haftası diyebiliriz o haftaya. Yani mesela şey mi oluyor? Yani %50 indirimli ürün almak mümkün oluyor mu? Yani olacak mı ya da? Olacak Celal Bey. Olacak. %50 de olacak. Evet. Ya tabii bu piyasanın hareketlenmesi herkes için tabii çok olumlu bir şey. Yani bizim tedarikçilerimiz için de, bizler için de, AVM'ler için de, internet servis sağlayıcılar için de. Dolayısıyla bu hareket iyi bir şey. Hem ekonomi anlamında hem de tüketiciler anlamında. Hepimiz... Şöyle bir şey oluyor mu peki? Yani ya nasıl olsa Kasım'ın sonuna doğru bir indirim kampanyası olacak. Ben biraz bekleyeyim de o indirim kampanyasından alışveriş yapayım diye. Böyle bir şey de var mı? Müşteri kitlesi de var mı? Fırsat kollayan müşteri kitlesi. Evet tabii mutlaka vardır yani. Kasım ayında o özel gün. Sırf Kasım'a yönelik değil tabii bu arada. Yani Eylül ayında bizim mesela bir okula dönüş dönemimiz var. Biraz oralar bekleniyor. Tabii oralarda daha agresif kampanyalar geliyor. Sonra bayram dönemleri önemli kampanya günleri. Şubat'ta sevgililer günü gibi böyle hep hareketli kampanya günleri oluyor. Bir grup bekliyor ama biz de o yüzden şimdi mesela geçen hafta sonu da ve önümüzdeki hafta sonları da bu piyasayı canlandıracak yeni kampanyalar yapıyoruz tabii ki. Çünkü bir yandan da biz özellikle teknolojiye baktığımız zaman bu bir ihtiyaç. Yani bu illaki bir notebook, bir cep telefonu, bir televizyon almak istiyorsanız ve elinizdeki çok eskimişse ya da yeni bir ev açıyorsanız bekleyecek durumunuz da yok. O yüzden biz tüketicinin de ihtiyacını gidermek istiyoruz. Bir de şöyle bir şey istiyoruz. Oldu mu? Biz yanlış mı algılıyoruz? Yani mesela bir ürün alacaksın. Pahalı ürünler de var aralarında. Teknolojik, yani cep telefonlarının çok pahalı ürünleri de var. Size bakmadan alışveriş yapmama gibi bir eğilim. Yani oraya bir bakalım da ondan sonra alalım şeklinde bir eğilim
olduğu ifade ediliyor. Mesela var mı öyle bir şey? Evet öyle. Çok teşekkür ederim. Biz bugün teknosa.com bugün Türkiye'nin en çok bilinen elektronik perakende sitesi olarak da bir ödül de aldık biz. Yani hep müşterilerimizin aklına ilk gelen markayız. Bugün nerede alışveriş ederseniz edin bir fiyatları görmek, bir çeşitleri görmek için mutlaka en azından sitemize ve mağazalara geliniyor. Fakat tabii bu özellikle yeni nesil e-ticareti çok kullanıyor. Yani bugün Türkiye'de e-ticaretin payı %5,5 sadece aslında hep konuşuyoruz ama bugün e-ticaret iyi bir referans noktası. Müşterilerin %80'i önce web sitesine bakıyorlar tüm Türkiye'de. Ondan sonra mağazalara geliyorlar. O yüzden de mutlaka bir kere siteden bakıp ürünler hakkında bilgi alıp sonra mağazaya geliyor müşterilerimiz. Bu arada az önce söylediğiniz gibi fiyatlarda ve modellerde yükseliyor. Şu anda çok önemli dünyada 3 tane trend var. Bir tanesi özellikle premium ürünlere ve performans ürünlere müşteriler yöneliyorlar. Yani işte büyük ekranlı televizyonlar, geniş hafızalı telefonlar, bilgisayarlar. Bir ikincisi de böyle akıllı saatlere sim kart takılması gibi, kurutmalı çamaşır makineleri gibi tek bir cihazla çok şey toplansın istiyorlar. Çünkü artık hiçbirimizin çok vakti yok onunla bununla uğraşacak. Bir de her yerden alışveriş etmek istiyorlar. Dolayısıyla biz de onlara, müşterilerimize bu tarafta yardım etmeye çalışıyoruz. Yani artık böyle biraz niş ürünler mi müşterinin ya da tüketicinin dikkatini çekmeye başladı? Yani bu dönemde satış esas işte çok iyi işte fotoğraf çeken vesaire cep telefonu. Evet. Ya gibi mi oldu? Tam da böyle oldu dediğiniz gibi. Özellikle mesela cep telefonlarına baktığımızda tüm dünyada bizim bu 5-5,5 inç dediğimiz telefonların pazar payını arttırdığını gözlemliyoruz. En çok cep telefonu satılıyor değil mi? En çok cep telefonu satıyor. Yani tüm sizin bir numaralı göz bebeğiniz cep telefonu. Tüm sektörde öyle. Tüm Türkiye perakendisi o şekilde. Cep telefonu önemli bir ürün. Çünkü artık az önce söylediğim gibi her şeyin yerini aldı. Yani fotoğraf makinesi, kondisyon aletimiz, asistanımız, hayatımız cep telefonu geçiyor. Önemli. Hep öyle bir hikaye vardır ya. Sonra televizyon mu? Sonra beyaz eşya geliyor beyaz Türkiye'de. Çünkü hem orada çok değerli yerli üreticilerimiz var tüm Türkiye'de ve ihracatı da çok kuvvetli olan markalarımız var ki biz de reyonlarımızda gururla satıyoruz bu ürünleri. Dolayısıyla ve hala da çok evlenen genç bir neslimiz var. Yılda 600 bin evlilik yapılıyor Türkiye'de. O taraftan beyaz eşya çok önemli. Eylül ayında bir IFA fuarına gidiyorum ben Berlin'de. Orada beyaz eşyaların gelmiş olduğu yer ve teknolojik gelişimler hakikaten çok etkileyici bu arada. Yani besin atığına son veren daha böyle çevreci, yeşil ürünler var. Dolayısıyla beyaz eşya çok güzel bir ürün. Ama tabii lokomotif ürün cep telefonları. İşte az önce söylediğim gibi hem büyük ekranlar dünyada yükseliyor hem de her ne kadar bu bulut hizmetleri falan varsa da birçoğumuz aslında resimlerimizi, müziklerimizi makinenin içinde saklamak istiyoruz tüm dünyada. O yüzden de 256, 512 GB'lık ürünler tüm dünyada bir yükseliş trendinde. Teknosa nasıl konumlandırıyor perakendede kendini? Yani nereye doğru daha mağaza mı açacaksınız? Anadolu'da ne yapacaksınız? Yoksa e-ticaret mi öne çıkacak? Yani kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 2 yıl sonraya yönelik olarak? Dünyadaki örneklere baktığımızda bundan 10 sene evvel hatırlarsınız hepimiz bu internette alışveriş başlayınca ya dedik eyvah ne oluyor bu klasik mağazacık ölecek mi acaba diye hep böyle bir şey vardı. E-ticaret geliyor diye ama bugün dünyada Amerika'ya ve Batı ülkelerine baktığımızda hayır. İnternet özellikle bizim gibi, bu bizim brick and mortar dediğimiz hem mağaza hem interneti iyi yapan firmaların lehine gelişiyor. Çünkü müşteri orada bakacak, mağazaya gidecek, tekrar internete bakacak ama mağazadaki satış danışmanının bilgisi, ondan aldığımız bilgi son derece önemli. Ürüne dokunmamız çok önemli. Dolayısıyla biz bundan sonra bütün yatırımlarımızı 2018'de başladığımız gibi hep bu tarafa yaptık ve bundan sonra da onu yapacağız. Tabii ki yeni mağaza açılışı için fırsatları kolluyoruz ama biz bugün 200 mağazamız aslında Türkiye'nin en yaygın teknoloji perakendisiyiz. 67 ilde faaliyet gösteriyoruz. Ve devlerle yarışıyorsunuz bu arada değil mi? Yani dünya devleri de burada. Tabii. Yani aynen öyle. Tabii geçmiş dönemde çok daha fazla şirketler vardı. Tabii sektör miktar konsolide oldu ama Türkiye'de hala çok kuvvetli bir bayi ağı, çok kuvvetli bir telekom bayi ağı da var. Türkiye'de bugün 16 bin tane bayi var. Hem beyaz eşya tarafında hem telefon tarafında. Önemli, güzel, rekabetli bir pazar burası. Bundan da tabii en çok tüketici faydalanıyor. Dediğim gibi biz bütün bundan sonra yatırımlarımızı Omnichannel dediğimiz çoklu kanala ve veri analitiğine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla hem operasyonlarımızı daha iyileştirip hem de müşterilerimize daha iyi hizmet vermek yönünde fark sağlıyor olacağız. Oradaki şey fark sağlama noktasında o satış elemanı dediğiniz, yani mesela ben sizin mağazanıza da başka mağazalara da zaman zaman giriyoruz tüketici olarak. Ne sorarsan cevap veren ya da sorduğun her sorunun cevabını aldığın bir ismin olması orada çok şeyi değiştiriyor. Yani temel şey o herhalde değil mi? Yani satış elemanını eğitme noktasında
Özel bir çalışma yapıyor musunuz? Elbette, aynen dediğiniz gibi. Yani bugün o sahadaki arkadaşlarımız, satış danışmanlarımız son derece önemli. Yani o tabii ne kadar internetten okusak da oradaki bazı, tabii internetten okuduğumuz şeyler genelde teknik bilgiler oluyor. Şu kadar gigabayt, bu kadar hertz ki birçoğunu hiçbirimiz anlamıyoruz ne olduğunu. Sahadaki satış danışmanı arkadaşlarımız bunun faydalarını müşteriye anlatmakla sorumlular. Yani ya bu kadar bellek alırsanız işte şu işinize yarar gibi tüketici olan faydalarını anlatmak üzerine eğitimler veriyoruz arkadaşlarımız. Yoksa herkes okuyarak gidiyor ve çok küçük bir kesim çok bilgili oluyor. Yani fiyatı biliyor şeyi ama satış danışmanlığımız çok değerli, çok önemli. Dolayısıyla biz bu tarafa Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı Teknos Akademi'yi kurmuştuk. 2005 yılında. Hala da Teknos Akademi, ben de dahil olmak üzere oradan eğitimlere devam ediyoruz satış danışmanı arkadaşlarımız. Yani o farkı, yani farklı kılmayı, sizi farklı kılan biraz o. Yani yoksa dediğiniz gibi internette her şeyi okuyabiliyorsunuz. Her şeyi yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Ama orada birebir size birinin anlatması, bir insanla bu şey gibi de değil. Telesekreter gibi de değil. Yani tabii. Bir insanla muhatap olmanız çok şeyi farklı kılabiliyor. Ama mağazalar biraz daha küçüldü mü? Mağazalar biraz küçüldü ama evet, bilgi büyüdü. Evet. Bilgi büyüdü, aynen öyle. Celal Bey, bütün dünyaya baktığınızda, yani Amerika'sından gene Batı Avrupa'sı, Çin'e kadar tüm dünyada mağazalar küçüldü. Eskiden 10 bin metrekare, 20 bin metrekare alanlar varken artık internetin hayatımıza girmesiyle, çünkü neden bu kadar büyüktü mağazalar? Müşteri gidiyordu onu bunu her şeyi görsün diye. Ama bugün artık önce internete bakıyor ve almak istediği ürün zaten o mağazada varsa direkt o mağazaya gidiyor. O yüzden de eskisi kadar çok ürün tutmak gibi bir gereklilik de kalmadı. Dolayısıyla tüm dünyada mağaza formatları küçüldü bizim elektronik perakendesinde. Bir diğer taraftan da hem internetten farkımız hem de diğer taraftan rakiplerden farkımız satış sonrası hizmetler. Yani bugün siz ürünü alıyorsunuz. Bize niye geliyorsunuz? Güvendiğiniz için geliyorsunuz ve biliyorsunuz ki eğer ürünle ilgili bir problem yaşarsanız, bir şey olursanız o satan firma sizin yanınızda olmalı. Dolayısıyla biz bu tarafa da çok yatırım yapıyoruz satış sonrası hizmetlere. Mağazada doktor teknologlarımız var. Hemen ürünle anında ilgilenen ya da isterseniz çağrı merkezinden hatta evinizde size bu tarz destekler verebiliyoruz müşterilerimize. Evet. İnternetin hiçbir zaman bu kadar iyi yapamayacağı bir iş bu. Fiziki mağazalarda bu anlamda çok değerli. Bu noktada mesela burada işte dünyanın önemli perakendecileri var. Özellikle bu son dönemde gelişen teknolojik perakende. Yani teknolojiyle ilgili beyaz eşyadan işte televizyona, cep telefonundan işte buzdolabına kadar bir dizi ürünün satıldığı, bir arada bulunduğu teknoloji mağazalarının dünya çapındaki rakipleriniz de burada. Tabii. Onlarla yarışıyorsunuz. Tabii. Yani bu yarışta zorluk çekiyor musunuz? Yani yerel olmak size bir zorluk nedeni oluyor mu? Artı siz de onların pazarlarına ne zaman gideceksiniz? dediğim gibi çok rekabetli bir pazar Türkiye ve bu rekabetten hem bizler çok şeyler öğrendik o yıllardan beri, aşağı yukarı 2006 yılında başladı bu yabancıların Türkiye'ye girişi. Hem hepimize çok faydası oldu hem tabii tüketiciye çok iyi yansıdı. Bizim oradaki en büyük avantajımız tabii ki Sabancı Holding'in bize katmış olduğu o değerler ve hem tüketici tarafında hem de bizim bu tüketiciyi çok iyi anlayan bir yapımız var. Tüm Sabancı topluluğu olarak biz Teknos'ta bunu yapıyoruz. Bize göre tüketiciyi en iyi anlayan firma biziz diye düşünüyorum. Bu bize çok önemli bir avantaj sağlıyor. Zaten geçmişte birçok aslında yabancının da başarılı olamamasının altındaki sebep de oydu. Türk tüketicisini farklı bir tüketici çünkü. Yani Avrupa'ya benzemiyor, Amerika'ya, Çin'e benzemiyoruz. Farklı bir tüketici. Biraz Akdenizlik de var ruhumuzda. O hala sıcak satışı çok seviyoruz. O yüzden internet biraz daha az. Hala o sıcak satış çok değerli. Ve biz orada yani bu bilgiyle, yılların Sabancı topluluğu deneyimiyle müşterimize farklı bir deneyim yaşattığımızı yani hem o deneyim hem de iyi tanıyoruz diyorsun değil mi? İyi tanıyoruz. İyi yani tanıyoruz bir aynen. De şey şirkette de yerlilik oranı çok yüksek tabii. Yani o da üst düzey yöneticilerde vesaire. Elbette. Elbette yani. Öyle. Şimdi bir yandan da tüketiciyi daha da iyi anlamak için hayatımıza veri analitiğini de soktuk. Şu anda 15 milyondan fazla müşterimiz var sistemimizde. Dolayısıyla bir diğer trend de kişiselleştirme. Dolayısıyla biz bu 15 milyona kişiselleştirilmiş kampanyalar sunuyoruz. Orada müşteriyi tanımak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, yani o müşteriyi tanımanın getirdiği avantajı yaşıyoruz. Bir de sizin özel şeyiniz var değil mi? Yani siz mühendissiniz ama evet. Perakende, satışla ilgili, perakende ile ilgili, pazarlama ile ilgili alanlarda hep çalıştınız. Öyle oldu. Ve yani baktığımızda her kulvarı da var perakendenin, her şeyi de var. Bu da bir avantaj.
Güzel oldu. Bu ben evet inşaat mühendisiyim. Evet. Sonra bir şekilde perakende kanıma girdi benim ve çok sevdim perakendeyi. Önce dediğiniz gibi tekstilde başladım. Ayakkabı, erkek giyim derken. Tabii 2004 yılında teknolojiyle yolum kesişti ve teknoloji gerçekten çok keyifli, çok zevkli. Hem teknoloji var hem perakende var. Biraz teknoloji erkekler olarak da ayrıca bir seviyoruz elbette. Ki şu anda artık son yıllarda kadınlar da çok ilgi göstermeye başladı. Gösteriyor değil mi? Müşterileriniz müşterilerde oranı... hala kadınlar az. %25'ten 30'lar civarında kadın müşteri oranı ama artan bir trend. Yani bugün aslında alışveriş erkek bile yapsa bugün eve bir televizyon ya da cep telefonu da alacak olsanız mutlaka eşinize danışıyorsunuz tabii. Danışıyorsunuz. O önemli. Son kararı o. Son karar onlar zaten evde. Evet. Zaten beyaz eşyalarla ilgili zaten kararlar elbette onlarda. Diğer taraftan da bu hepimiz biraz bu iyi beslenme konusunda bilinçlenmeye başladık toplum. Orada da pişiriciler, çay kahve makineleri artan bir trend. Orada da kadınlara da hitap ediyoruz. Dolayısıyla evet ben bu perakendenin her tarafına bir değdim, dokundum. Cumartesi günü ben mağazalardayım mesela. Yani cumartesi günleri ben her cumartesi... Postacı izin gününde mahalleyi dolaştırmış işte gibi. İşte o hesap, aynen öyle. Dolayısıyla bizim en güzel ciro yaptığımız, ben de sahadaki arkadaşlarımızla beraber olmaktan büyük keyif duyuyorum. Müşterilerle sohbetten çok büyük keyif duyuyorum. Bize niye geldiniz, aradığınızı buldunuz mu gibi soruları yöneltiyorum. Hatta geçen cumartesi gene yaptım aynı şeyleri. Kişisel anket yapıyorum diyorsun. Kişisel anket sahada. Yapıyorum. Bu çok yani değerli. O keyifli bir şeydir herhalde. Çok. Oradan aldığınız bilgiler şeye yansıyor mu? İş hayatına, iş yapış biçimine yansıyordur herhalde. Mutlaka yansıyor. Ben şimdi o cumartesi günü mağazayı gezdikten sonra pazartesi günü bizim bir operasyon toplantımız oluyor. Orada müşterilerden ve sahadan duyduğum her türlü bilgiyi o toplantı arkadaşlarımla birlikte değerlendiriyoruz. Geçen gün o mağazadan alışveriş yapmadan çıkan bir müşterimizi hemen peşinden koştum. Şeydeki Mert Erdik'in Avcılar'daki mağazamızda. Dedim ne oldu ya dedi. Telefon geldi o yüzden çıktım mağazadan dedi. İyi. Dedim hani sizi kızdırdık mı üzdük mü filan. Dolayısıyla öyle bir sohbetimiz de oldu. Mutlaka yani her müşteri son derece değerli. Biz onlar için varız çünkü. Yani o dikkatinizi çekiyor mağazadan alışveriş yapmadan çıkan. Genellikle demek ki %80-90 falan alışveriş yapıyor herkes. Tam oran bile. Öyle değil doğrusu. Yani dünyadaki değil örneklere mi? Baktığınızda da özellikle biraz tabii Amerika'da biraz bu mağazalar şehir dışında olduğu için orada her gelen 100 kişinin 50'si 40'si alışverişe dönüyor ama Türkiye'de bu oranlar %15'ler civarındadır. %15'ler yani bir geziyor bir daha geliyor başka mağazalara gidiyor vesaire herhalde o şekilde. Evet. Bir kısa araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim bir ara. Kısa bir ara. Evet devam ediyoruz. Şey yapalım şöyle sizin bir teknoloji şirketi olarak da yaptığınız çalışmalar var. İşte özel ürünleriniz var, hizmetleriniz var, seller vesaire. Şöyle bir geçebilir miyiz üzerinden? Evet çok teşekkür ederim. Ya şimdi tabii bu hep söylediğimiz bu aslında biraz iş ürün satmaktan müşteriye hizmet vermeye giden bir dünyamız var bizim. Yani ürünlere ulaşmak çok kolay. İnternetten bakıyorsunuz, oradan bakıyorsunuz ama müşteri farklı bir hizmetler bekliyor. Dolayısıyla biz bunu fark ederek yıllar evvel hayatımıza Teknosasel'i soktuk. Bu Teknosasel bayağı bir mobil hattımız var ve bizim hattını Teknosasel'e taşıyan müşterilerimize indirimler yapıyoruz, kampanyalar yapıyoruz. Daha sonra onları iyi müşterimiz yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara ayrıcalıklar sağlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla öyle bir farklılığımız var. Tüm sektörde olmayan bir özelliğimiz. Diğer taraftan evet söylediğiniz gibi bizim Preo kendi öz markamız var. Yaklaşık 600 çeşit ürünümüz var burada. Ürünlerin ağırlığı oyun tarafında. İşte klavyeler, mouse'lar, orada biraz gençleri hedefledik. Bluetooth hoparlörlerimiz var, kulaklıklarımız var. Şimdi öyle başlamıştık. Fakat daha sonra az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kadınlar çok önemli olduğu için de şu anda bizim Preo My Cook serisiyle bu küçük ev aletlerine girdik. Bunların tamamı Türkiye'de üretiliyor. İşte kettle'larımız var, tost makinelerimiz var, kahve makinelerimiz var. Bir o tarafa gidiyor. Bir de kişisel bakım ürünlerimiz var. Bu Preo markası altında. Biraz orada amacımız müşterilerimize farklı ürünler, daha uygun fiyatlı, kaliteli ürünler sunmak gibi bir hedefimiz var. Hatta eğer ona çalışıyoruz, biz aynı zamanda Euronics'in, dünyanın en büyük satın alma organizasyonunun da içindeyiz. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Aslında bunu şimdi ihraç etmeye çalışıyoruz. Bunu da eğer yapabilirsek bu da bizim için bambaşka bir kulvar olacak. Bir diğer hizmetimiz de az önce ifade etmeye çalıştığım gibi bizim bu doktor teknolog satış sonrası hizmetlerimiz. O çok önemli herhalde. O çok önemli. Tüketiciler ilk olarak bize niye geldiniz dediğinizde güvenle geliyorlar. Bize ilk söyledikleri şey Teknosa'ya güvenle geliyorlar. Biz onların o güvenini boşa çıkartmamak için mutlaka o satış sonrası hizmetlerde bir fark yaratıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir şeyi başlattık bu arada. Müşteri memnuniyet uygulaması. Ürünü alıyorsunuz evinize televizyonu götürüyorsunuz. Ya diyorsunuz keşke daha büyüğünü alsaydım. Diyorsunuz biz onu 30 gün içinde değiştiriyoruz. Kullanmış olsanız da notebookları, televizyonları, daha sonra hijyenik ürünler hariç hepsini
Ya diyorsunuz keşke daha hızlı bir notebook alsaydım diyorsunuz. Sonra alıp değiştiriyoruz. Türkiye'de tek biz yapıyoruz bunu. Bu yani büyük mutluluk yani. Evet, büyük değil mutluluk. Büyük mutluluk. Çünkü bu cihazları inşallah Allah sağlık versin 5 sene 10 sene kullanacaksınız. Onu keyifle kullanmanızı istiyoruz gerçekten. Bazen oluyor yani eve gittiğinizde keşke daha büyüğü, daha hızlısı, daha renklisi olsun olsaydı deniyor. Diye düşünüyorsunuz. O pişmanlığı yaşarsınız. Ya da evde koyduğunuz zaman televizyonu ya bu buraya küçük geldi ya da büyük geldi neyse işte. Aynen, aynen. Öyle aynen. Değil. Şimdi bu kadınlarla ilgili çalışmanın yani sizin özel hayatınızda da o doğrultuda bir çalışma var. Yanınızdayız diye bir sivil organizasyon. Evet. Evet. Orada da bir kadına yönelik her türlü pozitif ayrımcılığı öne çıkartan aktiviteleri destekliyorsunuz kişisel olarak da. Çok, yani, evet çok. Yani sadece kadını müşteri olarak değerlendirmiyorsunuz. Elbette. Ama onun bir takım pozitif taraflarını da öne çıkartmak için çaba içindesiniz. Bu dernekle iyi gidiyor herhalde. Ya güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim sorduğunuz için. Tabii hepimizin hayatında çok önemli bir kadın var. Tabii annelerimiz. Allah hepsine sağlık versin. Dolayısıyla biz kadın toplumda son derece önemli. Yani hem ailenin temel taşı daha sonrasında da aslında iş hayatımızda da kadınlar son derece değerli. Biz de Yanındayız Derneği'nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Tabii ben de bir 25 yaşında bir kız babası olarak da tabii ekstradan bir pozitif ayrımcılık. Ha, yani bir de diyorsunuz böyle bir tarafı var olayın. Böyle bir tarafı da var. Dolayısıyla mutlaka toplumda daha iyi yaşam için, daha kaliteli yaşam için. Çok çocuk babası olmak iyidir falan diyorlar. Onun çok için. Çok çok keyifli. Mutluluğunuz biraz da oradan kaynaklanıyor. Çok, evet. Erkek çocuk babası olanlar benim gibi. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Hepsi çok güzel. Hepsi evet. Allah sağlık versin. Çocuk zaten çok keyifli bir şey. Dolayısıyla evet Yanındayız Derneği'nde de biz biraz orada amacımız erkeklere konuşuyoruz biz. Yani çünkü bu toplumsal cinsiyet eşitliğinde erkeklere çok önemli roller düşüyor. Dolayısıyla biz biraz erkeklere konuşan bir derneği. Zaten kurucumuz bir kadın Nurger hanımefendi. Evet, dolayısıyla diğer tüm üyeler erkeğiz biz yönetim kurulunda. Öyle bir faaliyetimiz de var. Evet. Yani bir de Teknosa deyince böyle meşhur olan genel müdürlerden bahsediyoruz değil mi? Öne açık. Sizden önce Mehmet Bey vardı, Mehmet Nane mesela. Kulakları o da çok evet. Bilinen, tanınan sektörde bilinen bir isim. Siz de öylesiniz mesela. Eksik siz de olmayayım. Sektör çok yakından tanıyor. Çünkü her alanında çalışmışsınız. Eksik biraz olmayayım. Böyle Teknosa'nın da şansı diyebiliriz yani onun değil mi? Yani sizin orada olmanız vesaire. Eksik olmayayım. Mehmet Bey ile çalıştınız mı? Tabii biz beraber çalıştık. Ben 2004 yılında girdim. 2013 yılına kadar birlikte çalıştık. Daha sonra işte Carrefour'sa ve şimdi Pegasus'ta devam ediyor. İşte ben devraldım bayrağı diyeyim Teknosa'da. Çok keyifli dönemlerdi. Tabii çok teşekkür ederim yine nazik sözleriniz için. Tabii Teknosa çok bilinen bir marka olmasının tabii avantajını da yaşıyoruz. Yani bugün halka ilk gelen çok kuvvetli bir Sabancı markası olması tabii orada bizleri de ön plana çıkartıyor. Sabancı'da zaten. Olmak da bir avantaj yani bir kurumsal yapı. Elbette, elbette. Geçtiğimiz günlerde bir de böyle açtılar şimdi. Silikon Vadisi gibi İstanbul'un en merkezi, en değerli arazisinde sizden de yardım isterler herhalde o çalışmanın içine. Sizi de katarlar diye düşünüyorum. Zaten çok değerli. Evet, Sabancı DX kuruldu. Aslında bütün Sabancı topluluğu şu anda yeni yol haritası olarak tabii dataya yönelik ve çalışmalar yapılıyor. Orada çok güzel ifade ettiniz. Aslında veri o kadar değerli ki o Sabancı DX'in açılışında aslında Sabancı Üniversitesi de oradaydı. DX oradaydı. Bizim gibi kurumlar da oradaydı. Aslında akademi, bilimsellik, veri ve ticaret hepsinin bir araya geldiği çok güzel bir açılış oldu. Dolayısıyla biz de elimizden gelen desteği verdiğimiz gibi bir yandan da Sabancı Üniversitesi'ne de aslında veri analitiğinden mezunlar da yetiştiriyoruz. Yani biz kendi şirketimizden oraya gönderip eğitim aldırıp veri analitiğine doğru bir çalışmalar yapıyoruz. Sabancı topluluğu özellikle bu yeni neslin Sabancısı inisiyatifiyle özellikle gençlere ve tabii ki müşterilerimize çok olumlu çalışmalar yapmaya devam Son, ediyor. Son nasıl perakende önümüzdeki yıl nasıl gidecek? Nasıl görüyorsunuz? 2020'ye olumlu bakıyoruz. 2020 çünkü az önce ifade etmeye çalıştığım gibi özellikle faizlerin düşmesi, şimdi enflasyonun düşüyor olması bir yandan da hepimizde aslında tüketici güven endeksinde olumlu yansıyacaktır mutlaka. Dolayısıyla 2019 zor bir seneydi maalesef. İnşallah 2019 gibi bir sene bir daha da yaşamayız. Ama 2020'ye biz çok olumlu bakıyoruz. Normal perakende büyümesini sürdürür. Bizim tarafımızda yeni ürünler geliyor. Yine akıllı telefonlar, beyaz eşyalar geliyor. Dolayısıyla bizim pazarımızda hareketli olacaktır inşallah. Hareket devam edecek diyorsunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Yolunuz ederim. Açık olsun. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim noktalıyoruz bugün de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.